kavurma yapacağız. Önce bu dikenleri doğrayıp güzelce bir yıkadıktan sonra haşlayacağız. Sonra kavuracağız. Dikenlerimizi böyle doğruyoruz. Dikenleri doğruyoruz. Bunları haşlayacağız şimdi. Diken kafalarını güzelce yıkıyoruz. Bunları birkaç kere böyle yıkayacağız. Gerçi bunlar doğadan toplanmış, temizdir ama biz yine yıkıyoruz onları. Güzel tencereye koyuyoruz. Biraz sabret. Şimdi diken kafaları pişecek bu şekilde. Şimdi bunlar pişince böyle tutacağız, bakacağız onlar pişmişler mi? Böyle ezilecek. Şu saplar ezilince pişmiş oluyor. Pişmiştir. Böyle tutunca eziliyor. Dağılıyor bu şekilde. Soğanımızı da daha önceden doğradık, hazırladık. Kavuracağız onu. Dikenleri süzdürdük. Şimdi onları sıkıyoruz. Güzelce suları çıkacak şekilde. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Bir miktar onlara yağ döktük. Göz kararımızı döküyoruz. 2-3 kaşık döküyoruz. Bir tane büyük soğanı doğradık. Şimdi tereyağı da ekliyoruz ona. Soğanlar kavrulduktan sonra içine de sarımsak atacağız. 2 diş. Onları da rendeleyeceğiz içine. Daha sonra diken kafalarını kıracağız gibi. Kavuracağız. Yumurta kıracağız üzerine. 2 diş sarımsak da ekliyoruz. Salça eklemiyoruz. Kendi salça ekleyebiliriz. Tuz ekliyoruz azıcık ona. Hani yeterince kendi tadına göre ayarlıyoruz. Şimdi yumurta da kıracağız ona. Yumurta kırıyoruz. İki tane yumurta ekleyeceğiz ona. Diken kafası kavurmamız böyle. Şimdi bu servis yapılacak. Diken kafası servise hazırdır.